Merhaba arkadaşlar. Karakök TYT Matematik Soru Bankası'na çözmeye başlayacağım bu videomda. Birinci testimi doğal sayılar ve tam sayıların ilk testiyle başlayalım. Birinci sorumuzda ABC farklı rakamlar olmak üzere demiş. İfadesinin değeri en az kaç olabilir? Şimdi bu ifadenin en az olabilmesi için eksili olan kısımdaki buradaki B katsayısını verebileceğimiz en büyüğü vermemiz lazım. Mesela burada sayıyı küçültebilmemiz için rakam da olacaklar. B'yi o zaman verebileceğimiz en büyük rakam 9 olur. Buradaki A sayısı 4A sayısı pozitif olduğu için o zaman bize bir değer katmaması lazım. Yani sayımızı büyütmemesi için A'ya 0 verebilirim. Farklı dediği için de C'ye 1 vermek zorundayım. Sadece eksili olanı en büyük yapmaya çalıştım ki eksiden dolayı sayımız küçülsün. Bu da nedir? 4 çarpı 0'dan 0, eksi 9 çarpı 7'den 63, artı 3'ten dolayı da cevabımız eksi 60 olur. İkinci sorumuzda ABC farklı rakamlar demiş ve A bölü B şöyle yazalım. A bölü B eşittir. C eşitliği olduğuna göre toplamları en çok kaçtır? Şimdi buradaki toplamın en fazla olmasını istiyoruz. Burada o zaman değerlerin en büyük olabilmesi için en büyük rakamı versem A'ya 9. 9'u bölebilecek farklı olabilmesi için de B'ye 3 vermem lazım. Ama 9 bölü 3'ten C'de 3 olur ve rakamlar farklı olmaz. O yüzden bunu alamam. Bir küçük olan 8 deneyelim. A'ya 8 verdiğimde onu bölecek B sayısı için ister 2'yi verelim ister 4'ü verelim fark etmiyor. B'ye 2 verdiğimizde 8 bölü 2'den C'de 4 olacak. 4 yazsaydım C 2 olurdu. Toplam yine aynı olurdu. Buraya o zaman alabilecek en büyük değer bu çıkacaktır. 8, 2 ve 4 toplamından da cevabımız 14 olur. Üçüncü sorumuzda sayma sayıları verilmiş arda arda. Biçimde yazıldığında demiş baştan 64. rakam kaç olur? Şimdi öncelikle bir basamaklı olanları yazalım. 1'den 9'a kadar nedir? 9 tanesini zaten saymış. 64 tane bizden 64. rakamı istemişti. 64 taneden 9'u çıkarttığımızda geriye 55 tane rakam kaldı. 64. rakama ulaşabilmemiz için. Bunları da iki basamaklı olanlardan bulmaya çalışacağız. Yani ondan başlayacak kaça kadar gideceğini bilmiyorum. X'e kadar geldiğini düşünürsek eğer. Şimdi burada toplamda buradaki sayıların biz 64 değil artık 55.yi bulmaya çalışıyoruz. Şöyle yapalım. Buradaki kaç terim olduğuna bakalım. X eksi 10, son terim eksi ilk terim, artı 1 dediğim zaman bu bize kaç tane sayı olduğunu verecek. Ama biz rakam saydığımız için her bir sayı da 2 tane basamaklı olduğu için nedir? Bunu da o zaman çarpı 2 demem lazım. Şimdi bunu 55'e eşitlediğimde çarpı 2 olduğuna göre 55 olamaz. O zaman bunu şöyle yapalım. Bunu eğer 54 yaparsak buradaki işleme bakıp bir sonrakini arttırabiliriz. 55. arıyoruz. Biz bu işlemden 54. buluruz. Bir sonrakini alır 55. bulmuş oluruz. İşlemimizi yapalım. Burası 27 geldi. Buradan nedir? X eksi 9 eşittir 27. Buradan da x eşittir 36 gelir. Yani burada gelebilecek en fazla en büyük sayı 36'ymış. Buradaki 6 sayısı 54. rakam. Bize ne lazım? 55. rakam lazım. O yüzden 36'dan bir sonraki gelecek olan sayı 37 olduğuna göre buradaki 3 sayısı da 55. rakamdır. Yani cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuz x, y, z birer rakam demiş. Buna göre ifadesinin toplamı 298 olduğuna göre rakamların toplamı nedir? Şimdi buradaki 91 çarpı x'e 298'e yaklaşabilmek için x'e 3 verirsek eğer nedir? 273 gelecek. 298'den 273'ü çıkarttığımızda 25 kalacak. Buradaki ifadeyi 25 yapabilmek için y'ye 3 veremeyiz, 27 olur. Y'ye 2 verirsek 18. 25'ten de 18 çıkarttık, 7 kaldı. O zaman z'ye de 7 değerini verebilirim. Bize x, y, z'nin toplamını istemiş. Toplamları da 12 gelir. Beşinci sorumuzda A ve B birer rakam olmak üzere demiş. 2A eşittir 3B. Şimdi bu iki ifadenin birbirine eşit olması için aynı cinsten yazalım. Biz A yerine 3'ün bir katını yazarsak burası 6K olur. B yerine 2'nin bir katını yazarsak burası da aynı şekilde 6K olacak. İfadesini alabileceği en büyük değeri istemiş bizden. Şimdi buradaki A ve B rakam olduğuna göre yani A'ya 3K, B'ye 2K verdik. Ve buradaki K'ya öyle sayılar vermemiz lazım ki yine rakam olsun yani 9'u geçmesin. O zaman en büyük olması için de k'ya verebileceğim burada en büyük ne olur? 3 olur ki burası 9 olur. 2k da 6 olur. O zaman yazalım. 5 çarpı a yerine 9 yazdık. B yerine 6 yazdık. 45 buradan da nedir? 51 cevabı gelir. 6. sorumuzda a ve b'nin birer doğal sayı olduğunu söylemiş. Toplamların en çok kaçtır demiş. Şimdi a çarpı b için şöyle yazalım. 36 olduğunu söylemiş. Toplamın en fazla olabilmesi için bu sayıların birbirinden en uzak olması lazım. Mesela biz 9'da 4'ü alsak toplamları 13 olacak. Ama bunları birbirinden uzaklaştırmaya çalışsak, mesela 2 ile 18 yapsak 20 olacak. Daha da uzaklaştırsak nedir? 1'i 1, 1'i 36 olursa eğer toplamları 37 olup en fazla
37 cevabını alır. 7. soruda x, y, z tam sayı, ab doğal sayı olacak şekilde demiş. Toplamlarının en az olmasını istemiş. Şuradaki ifadeyi tekrar yazalım. X çarpı y eşittir a çarpı b eşittir 24. Şimdi toplamın en az olması için hazır x ile y'yi tam sayı dediğine göre, yani negatifleri kullanabildiğimize göre, o zaman x ile y'yi direkt negatiflerden seçelim. Şimdi buradaki sayıların en az azaltabilmemiz için o zaman şöyle yapalım. X ile ya da y'den herhangi birine eksi 1, birine eksi 24 dersek çarpımları 24 olacak ve toplamları da daha da küçük olacaktır. Şimdi aynı şekilde o zaman biz a ile b'ye baktığımız zaman a ve b doğal sayı dediği için o zaman nedir? Bunları toplamlarının en az olabilecek şekilde değerler vermemiz lazım. A ve b'nin toplamının en az olabilmesi için birbirine en yakın olmaları lazım. Mesela çarpımları 24 verecek şekilde 6 ile 4 sayısı birbirine en yakın olan doğal sayılar. O zaman bu şekilde yazabilirim. Topladığımız zaman a ve b yerine 6 artı 4, x yerine eksi 1, eksi 24 yazdığımızda da buradan nedir? Cevabımız eksi 15 gelir. 8. sorumuzda ABC tam sayıdır demiş. İşlemlerden hangisinin sonucu negatif bir tam sayı olabilir? Şimdi tam sayı dediğine göre negatif ya da pozitif sayıları alabilirim. Sayının negatif olabilmesi için şimdi şıkları incelediğimiz zaman bu A'nın negatif de olsa pozitif de olsa karesi olduğu için pozitif çıktı. Bu da karesi olduğu için pozitif çıktı. Ve baktığım zaman hepsinin kuvveti çift. Bu da gider. Bunların da kuvveti çift. Hep pozitif yapar bunlar. Buraya baktığım zaman bunu da burası kuvveti çift olduğu için burası da pozitif yapar. Ama B'de burası çift verilmiş, burası tek verilmiş. Yani buradan bir eksilik gelme ihtimali var. O yüzden de nedir? Cevabımız B şıkkı olabilir. 9. sorumuzda A, B, C sıralamasını vermiş. Ardışık doğal sayılardır demiş. Hangisi daima çift sayıdır? Şimdi denememiz lazım burada. Bize ardışık doğal sayılar demiş. A ya da B'nin hangisinin çift, hangisinin tek olduğunu söylememiş. İki ihtimal de var. Mesela 1 ile yani tekle başlamış olabilir. 1, 2, 3 olabilir. Ya da çiftle yani 2 ile başlamış olabilir. 2, 3, 4 şeklinde gider. Deneyeceğiz burada. Mesela A şıkkına baktığımız zaman her ikisinin de sağlaması lazım. Her ikisinden de çift çıkması lazım. A'ya 1 verdik. 1 eksi 2 artı 3'ten nedir? Buradan cevabımız 2 yani çift gelir. Bunu deneyelim. 2 eksi 3 artı 4'ten buradan ne çıkacaktır? 3 yani tek sayı çıktı. A gider. B'ye baktığımız zaman alttakini deniyorum. 2 çarpı pardon A yerine 1 yazdık. 1 çarpı B eksi C yani 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. Zaten direkt tek geldi. B'ye gitti. C'ye bakalım. C eksi A demiş. Yani 3 eksi 1'den 2. B'de 2 zaten. Buradan çift geldi. Bunu da deneyelim aynı şekilde. C eksi A yani 4 eksi 2'den 2 geldi. B yerine 3 yazdık. Buradan da yine aynı şekilde çift geldiği için daima çift diyebiliriz. 10. soruda x, y farklı rakamlardır demiş. X, y 2 basamaklı sayısı ile y, x 2 basamaklı sayısının farkı daima bir doğal sayının küpü ise şöyle yazalım o zaman. X, y'den y, x'i çıkarttığımızda bir sayının küpü gelmiş. Sağlayan sayıların en büyüğü aşağıdakilerin hangisidir demiş. Şimdi en büyük dediği için şıklardaki en büyükten başlayarak deneyelim burada. Yoksa çok uzun işlemler yapmak zorunda kalırız. Mesela en büyük 96. 96'yı denediğimiz zaman 96'dan yx olduğuna göre 69'u çıkarttım. Buradan nedir? 7, 27. 27'de a küpe eşitse evet 27 sayısı bir sayının küpüdür. Yani a yerine 3 yazabiliriz sonuçta. O yüzden bu sayıların en büyüğünü 96 alabilirim. 11. sorumuzda n ve m tam sayılardır demiş. Şimdi 3n artı 1 ifadesi tek ise, 5m eksi 2 ifadesi çift ise n ve m hakkında yorum yapalım. Şimdi bunun tek olabilmesi için burada 1 zaten tek. 3n sayısı çift olmalı ki çiftle teki toplanı tek olsun. Çünkü nedir? Tekle teki toplarsak çift çıkar. Çiftle teki toplarsak tek çıkar. O yüzden 3n'nin çift olabilmesi için mutlaka burada 3 tek olduğu için n'nin mutlaka çift olması gerekir. Buraya baktığımız zaman çift istiyoruz sonucu. Eksi 2 zaten çift. O zaman nedir? Buradan çiftten çifti çıkartırsak çift kalır. 5m çift olabilmesi için 5 tek olduğundan buradan da m'nin de mutlaka çift olması gerektiğini bulmuş olduk. N ile m'nin toplamı tek değil, çifttir. İki tane çift sayının toplamı. Yine aynı şekilde 2n artı m de çift olur. Burada c ile d birbirine benziyor. N üzeri m. Şimdi çift üzeri çift. İkisinde de aynı durum geçerli. Şimdi çift üzeri çift direkt çiftmiş gibi duruyor ama bir istisna var. Mesela biz n'yi çift olarak 2 aldığımız düşünelim. M'yi de çift ama 0 almış olalım. Sonuçta 0 da çift sayı. Ama nedir? 2 üzeri 0 1 olduğu için sonuç çift olmaz, tek olur. O yüzden C ve D ihtimalleri direkt gider. E'ye baktığımız zaman 2N zaten çift. M de çift olduğu için zaten cevabımız nedir? Çift olur.
İkinci soruda ABC tam sayıdır demiş ve böyle bir eşitlik vermiş. Bunu içler dışlar çarpımı yaparak yazalım. A çarpı B artı 5 eşittir 8C. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi incelediğimizde 8C ifadesi C ne olursa olsun burası mutlaka çifttir. 5 zaten tek. Şimdi A çarpı B 2 buradaki tek olduğuna göre burası da mutlaka tek olmalı ki tekle teki topladığında cevabımız çift çıksın. Şimdi biz burada A çarpı B'nin tek olması gerektiğini biliyorsak o zaman A da mutlaka tek olmalı. B de mutlaka tek olmalı. Biri çift bile olsa burası çift olurdu çünkü. Buradaki 8C'nin çift olduğunu biliyorum 8'den dolayı ama C için kesin bir yorum yapamam. Soruda kesinlik sorusu olduğu için şıklarda C ile ilgili varsa direkt onları eleyebilirsiniz. Mesela A gider, B gider. Bunun dışında 3 taneyi yorumlayalım. Nedir? A'nın da zaten B'nin de tek olduğunu biliyorum. O zaman baktığımızda direkt A ve B tek sayıdır diyebilirim.